Benim bir, ablamın 3 yaşında ayrıldığı ve şahsım adına hiçbir şeyini hatırlamadığım köyümüze 34 yıl aradan sonra giderken iki amacımız vardı. Biri, anamızın, babamızın, ecdadımızın doğup büyüdüğü köyümüzü dünya gözüyle bir kez de olsun görmek. Diğeri ise kaybolduğu söylenen ve daha biz doğmadan rahmetli olan dedemiz Ferzeli Bağış ve genç yaşta vefat eden amcamız Tufan Bağış'ın mezarlarını bulmaktı. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler köye gidişimizin ikinci amacının, yani mezar arama maceramızın hikayesidir bir bakıma. Adını türkülerde duyduğumuz Aras Nehri, Erzurum'dan itibaren kah sağımızda, kah solumuzda akıp giderken delicesine, kalbimizde bir o kadar delice çarpıyordu köyü göreceğimizin heyecanıyla. Dağlar senin ne karanlık ardı var. Lale sümbül boynun eğmiş derdin var aman derdin var aman dumanlı dağlar. El alemin vatan var, yurdum var. Benim yurtsuz kalışıma ne deyim aman, ne deyim aman, dumanlı dağlar. Benim yurtsuz kalışıma ne deyim aman aman, ne deyim aman aman, dumanlı dağlar. Dağlar seni delik delik delerim. Al buralar toprağını elerim aman, elerim aman, dumanlı dağlar. Sen bir koyun olsan ben de bir buzum, bir buzum. Sen döndükçe ardın sıra melerim aman aman, melerim aman aman, dumanlı dağlar. Sen döndükçe sıra melerim aman aman, melerim aman aman, dumanlı.
Malatya'dan çıktım da benden hızına neyden keman ama Malatya'dan çıktım da benden hızına neyden keman ama Dolamaç doludur da gelinem kızına gelinem Benden ayrılmazdım da bir çift sözüne neyde keman ama Benden ayrılmazdım da bir çift sözüne neyde keman ama Kör ola kaderimde yardan ayrıldım dosttan ayrıldım Yıkıla kaderimde yardan ayrıldım dosttan Düzünü de karşılamalı neyden keman aman Arguval düzünü de karşılamalı neyden keman aman Otobüs geliye de karşılamalı karşına Eğer otobüsün içinde sevdiğim yoksa neyde keman aman Eğer otobüsün içinde sevdiğim yoksa neyde keman aman Tutup şoförünü de kurşunla malı kurşunla malı Tutup şoförünü de kurşunla malı kurşunla malı
24-25 saatlik bir yolculuğun ardından artık Tuzluca'daydık. Yılların hasretliğinin bitimine iyice yaklaşmıştık. Tuzluca'ya iner inmez, etrafımıza bile bakmadan bir taksi tutup Ali Köse'ye doğru yola koyulduk. Tuttuğumuz taksiyle ilk kez gördüğümüz yerleri kat ederek ilerlerken havada iyiden iyiye bozmuş, o yıl İstanbul'da göremediğimiz, hasretle beklediğimiz yağmur burada yağmaya başlamıştı bile. Saçlarım, sen arttın başımdaki saçlarım.
saçlarımı, Leyla Leyla saçlarımı. Silemedim gözümdeki yaşlarımı, Leyla Leyla yaşlarımı. Ağlar ağlar seni arar dururum, Leyla Leyla dururum. Ağlar ağlar seni arar dururum, Leyla Leyla dururum. Sadece resimlerde gördüğümüz okulun önünden geçerek büyük bir sevgi ve bir o kadar da heyecanla Ali Köse'ye girmiştik artık. Köyümüz üzerinden büyük bir deprem geçmiş, yerle bir olmuş görünümünde olsa da evlerin yıkılan taşları bile bir zamanlar ne kadar büyük ve ne kadar şen bir köy olduğunu haykırıyordu sanki. Sever miydim uğrun uğrun yay yay. Böyle olduğum bileydim. Ah böyle olduğum bileydim. Sever miydim uğrun uğrun yay. Gelişimizle başlayan yağmur,
aralıksız devam ettiğinden ilk gün dolaşamamıştı. İkinci gün yağmurun kısa bir süre ara vermesinden faydalanıp biraz köy içinde dolaştıktan sonra asıl gitmek istediğimiz yere doğru yola koyulmuştu. Mezarlık, ecdadımızın yattığı, ziyaretçi beklediği yer. Dedemiz ve amcamızın mezarlarını ararken bir tek ipucu vardı elimizde. Çocukluğumuzdan beri dedemizin mezar taşında bir at figürü olduğunu biliyorduk. Bu nedenle mezar taşlarını okurken gözümüz yazılardan önce bu olduğu söylenen at figürünü arıyordu. Fatma
Bahçeli kuzu merhum Turna. Eser kuzu Kürde. Yüze yakın mezar taşına baktığımız halde maalesef ne dedemizin ne de amcamızın mezarını bulamamıştık. Ama ümidimizi kaybetmemiştik. Yarın tekrar gelmek üzere o günkü aramayı nihayetlendirip mezarlıktan ayrılmıştık. Birinci aramanın ertesi günü köyün ileri gelenlerinden tutup çocuklarına varıncaya kadar bir ekip oluşturup mezarlığın yolunu öylece tutmuştuk. Buradan gidiyoruz. Bu seferki aramada kaybolan mezarlarını arayan sadece ablam ve ben değildik. Medet dayı ve Dudu halamız da hem bize yardımcı olmak hem de kendi annelerinin mezarlarını aramak için geliyorlardı. Böylece
aranan mezar sayısı 2'den 4'e çıkmıştı bu kez. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Buradaki komşularımız da iyice bilir. Bak bu mezarda yatan bu kişiler şimdi bize 5 köyün arazisi kadar, merresi kadar bize şey bırakmışlar. Aynen. Bu şeyler. Burada yaşanlar. Burada yatan kişiler. Ama şimdi biz evlatları olarak bu İstanbul'a nakledip giden bu akrabalarımız, amcalarımız, amca çocuklarımız tabii mecburdular, gidecektiler bir ekmek peşine, rızkı peşine, bu mecburudur. Bunu da iyi yapmışlar yani. Ama şimdi ise bu mezarlığa sahip olma için hiç olmazsa orada ileri gelenlerimiz, o zenginlerimiz, halı vakfı hoş olan kişiler ya burada bir yazlık yapsa, yazlık olarak da burada Antalya'ya, Marmaris'e, tabi buradan belki doğası daha güzel olan yerler var ama bu mezarlığın da bir maneviyatı var. Yani bu maneviyatı da bize o zaman çok serbest bir şekilde geçimimizi yapacak şekilde bize merre ve tarlalar bıraktılar. Şimdi ise bu mezarlığın da bu maneviyatı çok iyi olması lazım, iyi anlamamız lazım. Ya buraya yazlıklar yapsalar o ileri gelen zenginlerimiz, o çok şükür İstanbul'da büyük insanlarımız var. Abi yapsalar buraya, burayı da bu şekilde korusak bu mezarda yatan kişiler de rahat uyuyar. Taşımıza, Pişik Kaya'mıza, Eyfer Kaya'mıza, Aylı'mıza, Yastan'ımıza, Kara Güney'imize, Sivri'mize sahip olmamız öyle sahip olarız. Şimdi ben burada oturduğum için böyle duygusal konuşabilirim. Ben de gideceğim. Benim de çocuklarım okuyor. Bu kişinin ben de orada İstanbul'da bir ev tutacağım. Ben de gideceğim. Ama buraya da sahip olacağım. Yani benim zihnimde budur. Ve o komşularımızın da öyle bir zihniyete sahip olsalar çok güzel olur. Hepsine teşekkür ederim. Hepsi Ali Közel'inin hepsine, büyükten küçüğe, herkese teşekkür ederim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Saygılar.
Hepimiz mezarlığın içinde gördüğümüz her mezar taşını bu seferki bu o olsun diye okuyup düşen taşları düzeltip dururken birden işte buldum diyen Abdullah abinin sesiyle hepimiz heyecanla sesin geldiği yöne dönmüştük. O kadar heyecanlanmıştım ki o ara kameranın çekim düğmesini kapattığımı bile anlayamamıştım. Heyecanımı birazcık yenip kendimi toparladıktan sonra çekime kaldığım yerden devam edebilmiştim. İşte şimdi o görüntüler. Doymadan şılay, geç yaşılay, lili doymadan şılay, geç yaşılay. Sözler dedin. Bana da bir mezar eşine. Bak işte kardeş. Allah razı olsun. Bunun maneviyatına güzel değil mi? Evet. Bile koy, bile koy. Hele doymadan şılay, geç yaşılay. Daha çok. Lili doymadan şılay, geç yaşınay. Dördüncü ayın 11'i. Bunun maneviyatı önemliydi. Buraya sahip olmak lazım. Akşam dedim uşakla bak mavi yazılıydı. Sor hele. İşte. Dedim ben mavi yazılıydı. Hatırlıyorum. İle de çıktım. O da niye bura? Eğer burada ilgi olarsa bura. Yahut çok önceler yaptı. O şimdi yeni yapılan mezarlar var. Bak o tarafta. Ha bu şekilde hiç gelip sen. Buralara çok baktık. Biz ama hep buralarda gidiyoruz. Ayağın gelecek. Yüzü koyulur mu? Abi ya akşam bunlara değil. Bunu şey bak size. Buraya bir taş bile bir getirin. Yok oldu. İşte şimdi kendisi de Hakk'ın rahmetine kavuşan amcam Osman Bağış'ın elleriyle yazdığı ve dedemizin çok sevdiği at figürü çizili mezar taşı. Thank you.
İşte aradığımız dört mezardan üçüncüsünü de bulmuştuk. Ablam ve ben, Dudu halamızın annesinin mezarının bulunmasına, en az dedemiz ve amcamızın mezarının bulunması kadar sevinmiştik. Çok huzurum yerine geldi. Allah razı olsun. Bir seneden beri bu mezarlıkta bunları ben arıyorum. Amcamızın yaşı gibi kendisi de küçük olan mezar taşını bulduğumuzda sevincimiz tarifsiz. Genç yaşta hayata gözlerini yummasına rağmen tıpkı hiç görmediğimiz dedemiz gibi onu da unutmamıştı. Görmesek de o yine de bizim amcamız. Thank you.
o gün tüm aramalara rağmen Medet dayının annesinin mezarını bulamamıştık. Kim bilir, eski Türkçe okuyamadığımız mezar taşlarından biriydi belki de. Ertesi gün yola çıkacak olmasak ya da daha önce bulmuş olsak dedemiz ve amcamızın mezarlığını yaptırıp dönecektik. Ama bulmak son güne nasipmiş. Bu seferlik bulunmuş olmaları bile yetmişti bize. Hem seneye gelmek için güzel bir de gerekçemiz olmuştu. Gurbetimiz kendimi tuttun, gittin beni de unuttun. Yoksa başka yar mı buldun? Bir selam gönder bari bayramdan, bayrama bayramdan, bayrama. Bir selam gönder bari bayramdan, bayrama bayramdan, bayrama. Bu çalışmayı, unutulan mezarları, unutulmaya yüz tutan insanları hatırlatmak, yeni nesillerde atalarının, dedelerinin, akrabalarının kimler olduğu hakkında meraklarını uyandırmak amacıyla yaptım. Bir gençte bile merak uyandırabilirsen amacıma ulaştım sanırım kendimi. Seneye mezarlığın ve köyümüzün daha güzel görüntülerinde buluşmak ümidiyle bu mezarlıkta yatanlara Allah'tan rahmet diliyor, seyreden herkese sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ne yazarsın ne çizersin, yollarına der geçersin. Gel desem de gelemezsin, cemalin göster bari bayramdan, bayrama bayramdan, bayrama. Cemalin göster bari bayramdan, bayrama bayramdan, bayrama. Belki de çıkmam yarına, arada gel mezarıma, bir Fatiha oku bari bayramdan, bayrama bayramdan, bayrama. Bir Fatiha